Herkese merhabalar. Yeni bir oyun, yeni bir heyecan daha. Kanalım için yeni bir oyun ama oyun piyasası için eski olan bir oyunu oynayacağız. Seri haline getirmek istediğim bir oyun aslında Battlerite Royale. Oyunumuzun adı Battlerite Royale. Battlerite'e hakim olanlar, MOBA türüne hakim olanlar bu oyunu zaten biliyordur. Uzun zaman önce çıkmış Battlerite'ın MOBA türünün, yani küçük bir arenada kapışan karakterlerin arenada, büyük haritada Royal mantığıyla nasıl kapışacağını, nasıl bir mentalitede oynayacağını harmanlamış güzel bir oyun Battlerite Royal. Gerçekten oynarken şahsen müthiş keyif alıyorum. Direkt ekrana girelim. Sirius karakteri benim için ana bir karakter oldu. Tabi isterseniz diğer şampiyonlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Oyun size sınır tanımıyor. Hepsini seçebilirsiniz. Ama ben Sirius'u şu anda kendime misyon edindim. Onunla çok iyi galibiyetler elde ediyorum. Zaten acemilere uygun. Ben de oyuna çok hakim olmadığım için acemilere uygun modunda oynatıyor bizi. Oyunun temel mantığı 30 tane şampiyon oyuncu arenaya atlıyor. İki farklı noktadan 15'er 15'er şeklinde kapanan bir halka var belirli zamanlar diliminde. En sona kalan birinci olan kazanır. Mantık bu. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu muhteşem oyunun neden 3 sene önce çıkıp da yeterli ilgiyi görmediğini oyun içine tartışarak oyunumuza başlayalım. Oyuncu bulma süresi bu arada 2,5, yani 2 dakika ile 3,5 dakika arasında değişiyor. Ama gerçekten oyuncusu var. Yani biraz bekledikten sonra oyuncusu var. O beklemenin verdiği vakit kaybını oyunu oynarken oyun size yeteri kadar kapatıyor. Çünkü oyunun içine girdiğinizde o MOBA skilleriyle Royal mantığını birleştiren oyunda yaptığınız fightlar gerçekten kayadeğer fightlar. Bu arada oyunun sesi var bak, tamam. Bir an çünkü ses çıkış yakalısında müzik sesini görmeyince acaba mı dedim, sesi yok diye de varmış. Ben yine şuradan o bulurken ayarlar şu ses kısmını varsayılan yapayım. O kendi sesini kendi bulsun, tamamdır. Bakalım. Birkaç dakika içinde maçı bulduğunda istediğimiz birincilikleri alabilecek miyiz? Bu arada oyunu uzun zamandır oynuyorum. Hem yayınlarımda daha çok oynanması. Kendi başıma hiç oynamadım ama yayınlarımda sürekli kapanış oyunu olarak kendisine yer veriyorum. Yarım saat, bir saat aralığında. Bu süreçte çok fazla sandık biriktirdim. Bu sandıklar birikmeye devam edecek. Hepsini bir bölüm olarak hazırlayacağım. Yani yeteri kadar sandık biriktiğini hissettiğimde hepsini bir bölüm olarak hazırlayacağım. Ve tek tek açacağız bunları. Bir bölüm sandık açma bölümü olacak. Evet, eğitim modu, custom modu, modu. Botlara karşı antrenman yapabilirsiniz bu süreçlerde. Çeşitli görevler var, günlük görevler. Birkaç tanesini ben bu yayından çıkıp kayıt için özel oynattığım için görevlerin bir kısmını tamamlamıştım. Parti modu arkadaşlarınıza görev, ister yaparsınız ister yapmazsınız ve damage, 2000 damage ver, 150 altını al. Yani oyun güzel bir oyun. Çıktığı dönemde yeterli ilgi görmüştü ama bir şeyler oldu. Oyuna olan ilgi düştü. Tabi muadilleri Dota ve LoL dururken bu oyunun ön plana çıkması biraz zordu ama Battle Royale mantığıyla fark yarattılar. O fark sanıyorum yeterli olmadı oyuncular açısından.
Her ne kadar oyuncusu olsa da istenilen kitleye ulaşmış değil. Üzücü bir durum. Çünkü ben oynarken gerçekten keyif alıyorum. Keşke daha çok kişi tarafından oynansa. Bu arada Ranked hiç oynamadım. Yani bir yerde yeteri kadar ısındığımı hissettiğimde de Ranked modunu oynayacağım. Ranked kasacağız. Belki Ranked kastıkça zorluk seviyesi daha çok artabilir ve maçımızı burada dediğimiz gibi 2,5-3,5 dakika bandında maçı buluyor. O maçı 3,5 dakikaya doğru ilerlerken buldu. Sinematik, klasik arenayı tanıtma sinematiği. Buraları geçelim. Başlangıç skillerimle boşluk alıyorum. Aldığım boşluk böyle kaçmamı ve şu duvarların arasından geçmemi sağlıyor. Ve E tuşu. Şöyle uzak bir mesafeden rakibin dibine girip kılıcımla onu vuruyorum. Bir de pot alıyorum genelde. Tekrar bir satar. Mesela Q'da basarsak Q biri bana dokunduğunda lan ah be alamadım. İstediğim skilleri alamadım. Şimdi fight'te sıkıntı yaşayacağız. Etrafta çeşitli sandıklar var. Yani küreler var. O kürelerin içini açtıkça ha tamam duruyormuş. Okey boşluk E duruyor. O kürelerin içini açtıkça içinden çeşitli materyaller çıkıyor. Ne ara First Blood oldu be? Bir Jade alınmış anlaşılan. Bayağı iyi vurdu. Hop arkasına bir fake. Güzel işte bu. Hemen bir pot basalım. Rakipler gelmeden. Shift tuşuyla da şu solda gördüğünüz 900 altın bandını doldurarak tüccarlardan üstünüzdeki itemleri upgrade edebilir ya da yeni itemler alabilirsiniz. Bu ultiyi hazır edelim aynen öyle. Yakınlarda biri koşuyor galiba ama tam emin değilim. Evet, aynen. Çok yakında biri var. Sunrise. Güzel. Şuraya bir bakalım. New event. Trapler. Beyaz, mor ve altın olur. Yani en üst seviyede olarak çıkıyor. Bu küreler. İçlerinden yani şu gördüğünüz mavilerden Foss çıkabilir. Ya da legendary bir alttaki gördüğünüz itemler. Ya da bak şu anda Boost of Speed geldi. Efsane bir modda. Yani neyin içinden ne çıkacağı kesinlikle belli olmuyor. Bu yüzden beyaz küreymiş. Efendim pas geçeyim bunu falan. Gerek bak savuk dikim. Basikten efsanevi moduna ulaştı. Burada bir kapışma var. Birini kesmiş abimiz orada. Hemen ulti açalım. Ultimi kesti. O da ultideyken şeye dönüştü. Hadi köyüne. Hemen pot basalım rakipler gelmeden. Yakınlarda bir dağ var. Ayak sesini duyduk. Güzel. Gayet temiz geçtik. Bir vuruşa da canımız yani ultimiz tekrar hazır olacak. Biraz bir tık kötü oynadık ama önemli olan kazanmaktı. Ve kazanmayı başardık. Kofsi seriye bağlamış. Evet bir tüccar. Bakalım tüccardan ne alabiliriz? En yani sol tiki legendary yapabiliriz.
Son seviye. Spitimi etkiliyor. Damage değil, Ravager. Bunu alırım. 18'e 15. Şunu at. Ravager'ı al. Atak her zaman daha önemlidir. Atağımızı kesinlikle es geçmemeliyiz. Kararsız kaldım acaba hangisini alsam hangisini almasam diye ama şöyle bir haritaya hafif bakış atalım. Altta bir drop var. O drop'a gidelim. Rampage. 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 Kofsi ne yapıyorsun lan? Bütün adamları sen mi buldun? Finalde Kofsi ile kapışacağız gibi. İki legendary var. Bir airdrop var, bir de satıcı legendary itemler The death vortex is incoming. Son halka mı geliyor? Altın geldi. Taret geldi. Patlayıcı varilleri bırak. Tareti al. Bir de atla ilgili item var ama hatta gerek yok. Dur, onu şifleyebiliyoruz mu? Evet, şifleyebiliyoruz. Tamam, altını alayım onu. Sağdan soldan gelen biri almasın. Sol tıkı geliştirelim. Başka da geliştiremiyoruz. Evet. Orada bir şey var sandım ama yokmuş. Yeni halka belli olmak üzere. Yeni halkanın yakınımızda. Bir rakip görseydik çok iyi olurdu aslında ama sanırım kimse denk gelmeyecek. Derken birini bulduk. Kolaydı. Ablamız bayağı kolay çıktı. Air Jump var. Air Jump'ı alırım. Ne olan? Tamam ya, dur. Aa, ona snob olmuş öyle. Jump pad al. Jump pad her zaman iyidir. Altta bir şey vardı ama gerek yok. Aha, işte en sevdiğim. Yukarı görme noktası. Death Jump vortex pad. approaching. Bizim aldığımız şu anki jump pad. Aha, gördük. Kofsi. Oyunun başından beri katliam yaratan adam. Çok güzel. Ah be, kaçırmasaydım çok iyi olacaktı. Oy. Tam öldü. İşte bu. İşte bu. Üç tane adamın şeyi var. Hemen bir pot basalım. Rakip gelmeden. Çok güzel. Şu Q'yu al. Elimde değişiklik yapabileceğim Hunter Blade var. Hunter Blade ile Rakuud'u alabiliriz. Ha, şey aldık. Şans, tamam. %25 extra yield. Ve bilmediğim bir şey verdi. Telaffuzunu yapamadığım bir şey daha doğrusu. Bunu discharge'layalım. Rakibimiz yakınımızda mı? Değil mi?
Amulet of Enerji. Gerek yok. Trap Kit. Trap Kit al. Aha yakın. Yok. Yok yok. The death vortex is incoming. Alan kapanı. Büyük ihtimalle alan ölecek eğer uzaktan geliyorsa. Gelmiyorsa her an yakınımızda bitebilir. Şöyle eşekle gezelim. Alan öldü. Tam diyecektim alan ölebilir. Alan öldü. Güzel. İlk oyundan ilk birinciliği elde etmek çok iyi oldu. Ve kritik iki kapışımı yaptık. Yani iki tanesini kolay kill, free kill aldık ama hem Kovsi hem de biraz üçüncü, ikinci kilde kapıştığımız yakın dövüşçüyü çok ucu ucuna kestik. Yani çok iyi iki fight yaşandı karşılıklı. Hem de çok iyi kestik. Kovsi de 4 kill almış yani. Beni kesse zaten birinci olacaktı. Koam neredeydi acaba ya? O kadar harita dışına ne yapıyordu acaba? Oo, zaten birincilik ödülünü veriyor. Bir üstüne gümüş sandık geldi ekstradan. En sevdiğim. 2 tane sandığımız oldu ekstradan. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bir tane daha başlatalım. Şampiyon değiştirecektim ama hiç gerek yok. Başka zaman şampiyon değişikliği yaparız. İlk bölümden ne kadar çok win gösterirsek o kadar iyi bizim için. Yani oyunuz oynama keyfi çok üst seviyede gerçekten. Yani tuşlara basmak için sabırsızlanıyorsunuz. Yani her tuşta her hasarı vermek istiyorsunuz. Oyunun size sunduğu tüm imkanlardan yararlanmak istiyorsunuz. Gerçekten keyifli bir oyun. Tavsiye edilir. Hem ücretsiz, yani herhangi bir para falan da vermiyorsunuz. Tamamen ücretsiz, keyifli. At iki maç. Bak yolunu 10 dakikada zaten bitiyor maçlar. Giriyorsun PUBG'ye 45 dakika maç bitecek diye bekliyorsun. Yani ömründen ömür gidiyor. Bakalım. İkinci maçımızda kısa sürede bulursa bizim için güzel bir kapanış maçı olur. 1259 hasar ulaşmışız. 950 civarı vardı. 300 hasarla bir önceki etabı birincilikle tamamladığımız etabı 300 hasarla bitirmişiz. Gayet makul. Buradan şampiyonları da altınlarla satın alabiliyorsunuz. Bunu da ekstra not olarak düşelim. Ha mesela Polama'yı alamıyorum galiba. Yok alabiliyormuşum. Bu şey mi? Menzil ediyor da. Hilci mi acaba? Mesela Blossom Hilci. Benim oynadığım Sirius Hilci. Kendine Sunrise'ını basınca bir barem hilini geri kazandırıyor. Güzel karakterler var. Ama ben hep Sirius oynadığım için bir tek Sirius hakimim. Diğer karakterleri aslında oynamadım. Onları da oynamak lazım. Onlara bir şans veririz. Mesela Taya varmış. Ücretsiz. Seviye, karakteri seviye atlattıkça da hem sikke veriyor hem de karakter sandığı veriyor. Bu da ayrı bir kasma durumu. Yani içinden legendary kıyafetler falanlar filanlar çıkabilir yani. Count. Baksana güzelliğine. Neymiş bu? Yetenekler sol tık. Trick shot. Kalk fırlatıyor. Sağ tık. Uzun mesafe menzilli. Boşluk
Allah korktum. Teleport oluyor herhalde. Evet, maçımızı buldu. Yine 3,5 dakika civarı maçımızı buldu. Dakikalar 20'yi gösterirken arenaya giriş yapmış olduk. Yine klasiğimiz boşluk ve E tuşunu alıyoruz. Bir de pardon, pot alıyoruz. Tamamdır. Zeltaris var. İki aynı karakter almışlar. Okçu almışlar. Bir healer var. Diğerleri nerede acaba? Bir tane de burada var. Hadi bakalım. Ada etrafına başvuruyoruz. Soldan gelenler daha hakim olacak. İkisi yakın düştü. Ben o yakın düşenlerin peşine gideceğim. Natmat, tependeyim. Nereye gittin lan? Gel buraya gel. Çok güzel. İlk kill de almış olduk. Hemen etrafı lootlayalım. Kokuyu alanlar gelecektir çünkü. Çok güzel, çok güzel. Yakında biri mi var? Sunrise'ımı da aldım. Kaçış modu. Havuçları toplamak lazım bu arada. Hatta boost veriyorsunuz. Bunları da kaçırmayalım. Aha! Ultiyi çok kötü attık. Önce bir kendimi il basayım da. Ya nereye gideceksin Allah aşkına? Gel şuraya. Aa! Tamam. Potu bas. Anında potu bas. 45 saniyemiz var kaçmak için. Repair Age. Hop, amulet. Niye alamıyoruz amuleti? Ha, varmış zaten elimde. Pardon. Ben de dedim amuleti niye alamıyorum? Zaten bir tane daha efsane varmış. İyi oldu. Şu köprü ucundan lootları toplaya toplaya gidişimizi yapalım. Altta sandık da var. Güzel. Bu çevrede dursun. Biz de diğerlerini almaya devam edelim. Ne çıktı? Arcane Eye çıktı. Lucky Charm çıktı. Rampage. Lucky Kernik. İki killimiz var. Gayet güzel bir başlangıç. Arada yarım bir kapışma olmuş. Sağ tıkımızı boostladık. Evet. Buradaki fight'tan birileri anlaşılan kaçmış yani. Hızlı bir kaçış yapmışlar. Adanın diğer tarafına gideceğiz. Gidelim bize. Tahminen burada kimse kalmamıştır artık. İkisini kestik. İki kişi daha inmişti. Onlar da diğer kaçanlar arasındadır büyük ihtimalle. Köprü çıkışına baktık ama orada kimse denk gelmedi. Yanlış bir space kullanımı. Sağda bir yeni biri ölmüş. Evet. Oy, tam ultiyi bastığımda gelmişti ama neyse, iptal etti, ultiyi geri aldık. Nereye gidebiliyorsun ki Allah aşkına ya? Benden kaçamazsın ki. Çok güzel oynadık. 3'te 3. Harika.
Şunu at. Rip Pachiruku niye alamıyoruz? Var zaten elimizde. At geri gel o zaman. Atın yerine şey bulmamız lazım. Tam altımızda airdrop var. Ona gidelim. Oradan da zaten tüccar merkezine gittiğimizde kendimizi biraz upgrade ederiz. 860 altınımız var. Tam altını fulledik. Çok iyi oldu bu. Şunları da kır. Evet, bir şey çıkmadı. Aa, buradan da bir şey yok. Airdrop'a doğru hızlı ilerleyelim. Çok güzel. Yakınlarda henüz kimse yok. Lucky Charm çıktı. Tam at at. Key'i al. Sende neler var? Hadi güzel bir şeyler ver bana oradan. Sol tıkını upgrade edelim diyor. Başka da upgrade edecek bir şey yok. Mecbur yukarı gideceğiz. Alt taraftan uçarım diye düşündüm ama gerek yok. Hasar alıp uçmanın hiçbir mantığı yok. Zaten köprüye her türlü ulaşacağız. Bizim için hiçbir şey ifade etmez. Güzel, çok iyi boost aldım ha. Nerede birim var? Bir zırh sesi geldi ama ya da kılıç sallama sesi. Ultimiz hazır. Şuradan gidelim. Unstoppable. Muktedir, durdurulamıyor. Son 4. E'yi fullleyelim. Güzel. Her tüccarda aynı upgrade'ler olmuyor bu arada. Hepsinde farklı farklı yetenek upgrade'leri oluyor. Yani gördüğünüz her tüccara muhakkak uğramaya çalışın. Benim bir jump'ım vardı değil mi? Yokmuş. O bir önceki map'ten kalmıştı. Bir jump'ım olsa aslında var ya 10 numara olur şu anda. Yani. Alt tarafta yeni biri ölmüş. Solda da yeni biri ölmüş. O solda ölen büyük ihtimalle ölecek. Alttaki de ölecek. Biz alttakine doğru ilerleyelim. En sevdiğim uçma. Kimse yok. Ah be. Yeni ölmüş dedik ama kimse yok. Şurada biri öldü. Bu alana öldü. Evet. Biri alana öldü. O kadar uzakta kalmayı nasıl başardı acaba? Yani kötüsündür de bu kadar kötü olamazsın. Yani halkanın geldiğini görüyorsun. Bir kişi daha gitti. Sol üstte halkadan gitti. Sen neredesin? Göster kendini artık. Sen de mi alana öleceksin? O da alana öldü. Evet, 3 kişi alana öldü ve bedava bir birincilik daha geldi. Güzel. 2 birincilik de ilk bölüm. Gayet temiz bir bölüm geçirdik. Bakalım sandık olarak nelerdi? Antboy, Mogadu, Muçtadet. Yani Muçtadet 5 kill aldın ve alanı öldün ya. Helal olsun sana. Bakalım. Royal Chest'in yanında 500 mark aldık. Çünkü Sirius'u seviye 10 yapmışız. Ekstra bir sandık gelmedi. Evet.
güzel bir 30 dakika geçirdik. Bölüm boyunca izleyen, eşliğinden abone olan, yorum yapan, beğeni atan herkese teşekkürler. Yeni Battle Royale oyun serilerine ve diğer oyun serilerimize görüşünce dek kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.